Kadrodan da bahsetmiştik. Burada bakalım neler yasaklayacaklar, neler seçecekler. Bizim mücadelemizde rahat edilen birçok tercihin alınabildiğini görmüştük. Takımlar çok birbirlerine karşı aşırı saygı yasaklaması değil, daha çok metalar üzerinden gitmişlerdi. Ha, problem yarattı mı? Yaratmadı ilk başta. Evet, dediğin gibi yasaklamalar aşağı yukarı ilk karşılaşmayla, yani şimdilik, benzerlik gösteriyor. Bu da bizim konuştuğumuz şey aslında biraz onaylarca ilk karşılaşmalarda henüz bu ortam ısınmadan, kendi metası oluşmadan biraz da kağıt üstündeki oyunlar, metapikler üzerinden gidiliyor. Evet. Şu ana kadar bir farklılık görmedik ama yani her oyun tabii ki de ufakta karşılaşabiliriz. Ben de öyle düşünüyorum. Mutlaka herkesin kendi o işte pocket pick dediğimiz daha rahat ettiği mutlaka bir tercih oluyor. Bütün oyuncuların vardır. Bakalım burada hali. Acaba son yasaklamada takım adına nasıl bir tercih gidecek? Burada bayağı bir beklediler ve konuştular. Aslında son saniyeye kadar da yine emin olmak istiyorlar. Ve The King. En son Anzo'da gitti. Evet, Safa Valentina'nın yasaklandığını görüyoruz. Geçen oyun alınmıştı. Oo, Glow geldi. Ben hemen beklemiyordum, onu söyleyeyim. Gerçi son değişikliklerle alakası da olabilir birazcık çünkü özellikle oyuncunun mekaniğine çok bakan bir hero'dan bahsediyoruz biz burada. Rakip carry'e de acayip baskı kurar. Acayip baskı kurar ama işte hani XP'de mi oynayacaklar yoksa hani orman falan düşünecekler mi? Merak etmiyor değilim. Yani bunun kararını şimdiden vermemiş olabilirler, evet. Ama geçen oyunda yasaklandığını söylemek istiyorum Glow'un. Onun da yani %100 bump pick rate'i oldu şimdiden ikinci oyunda. Aynen öyle. Tabii son güncellemelerin ardından da arada belli bir süre geçmişti. Bu sürede ne kadar hazırlandıkları veya öncesinde ne kadar iyi oynadıkları da onlar için önemli. Altın koridorunda yine Steffi'yi izliyor olacaktık. O da Lolita tercihini yapıyor şu anda. Ve 3 tercihlerini de yaptılar. The King yine XP koridorunda Lolita seçildikten sonra Link alıyor. Bir kez yasaklanmıştı. Şimdi seçilmiş oldu. Ve o da aynı şekilde %100 ile devam ediyor Glue gibi. Evet. Geçen oyunda bir saygı yası diyelim belki onun için. Link yasaklanmıştı. Ben aslında yani Link'i görmek isterim. İzlemeyi de sevdiğim kahramanlardan biri. Yanında da Chu var. O da deneyim koridorunda olacak. Ya, bazen yerleri değişebiliyor, bazen ormanı alabiliyorlar çünkü. Aynen, bak Chu'yu da konuşmadık aslında biz Glue'dan bahsederken. Chu bir yandan seçilmişti, belki ondan da birazcık bahsetmek lazım. O da yine aynı şekilde biraz yetenek bazlı diyebileceğimiz rolardan birisi. Takımlar burada bence kendi mekaniklerine güveniyorlar. Yani o mekanikler fight ortasında dünya şampiyonası seviyesinde çalıştırması o kadar kolay olan mekanikler değil. Haliyle carry'lerin üzerinde ikisinin kuracağı baskı ile birlikte fightlarda bir anda çok ciddi dominasyonlar izleyebiliriz. Ama bakalım yani son yasaklamalardan sonra bunu birazcık daha göreceğiz. Belki buna göre de birer counter seçim yine gelecektir son tercihlerde. Ya counter demeyelim ama en azından menzilli. Belki biraz daha kendini savunmaya yönelik, kendi koruyabilmeye yönelik seçimler yapılabilir. Bakalım carry açısından altın koridoruna gidecek kahramanı biraz merak ediyorum. İki tarafta henüz tercihlerini yapmamış ve birçok kahraman da yasaklandığını görüyoruz. Aynen öyle. Ve artık son yasaklamada Prince tarafından şu anda geldi. Popol ve Kupa. Hehe, acaba nasıl bir tercihe gidecek? Altın koridorunda
O da evet, Cloud. Mücadele edecekti. Cloud seçti. Değiştirebilirler birazdan. Cloud da yine metada güçlü kahramanlardan biri. Sıkça tercih edildiğini görüyorduk. Geçen oyun yasaklanmadı da, fitlenmedi de. Birazcık o noktada şaşırmıştım ama ikinci oyundan hemen aramıza katılmaya geldi Fredrin. Bu da senin dediğin gibi sanırım Glow'un jungle'a döndüğünü işaret ediyor. Akari. Fredrin ve Akari. Yani çok beklediğim bir ikili değildi, onu belirtmem lazım. En sonunda King geliyor şu anda. Lapu Lapu'yla da. Türkiye Şampiyonası'nda Faramis'i de sık sık görmüştük finallerde. Hatta çok da yasaklanmıştı. O yüzden pek de göremedik de diyebiliriz. Burada ikinci karşılaşmamızda da Faramis'i görüyor olacağız. Ben de gerçekten takım kompozisyonunda çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve kadrolarda artık ekranlarda MVG kadrosu MDH'e karşı burada mücadele ediyor olacak Harley Dragon, Joel, Prince ve Steffi. Diğer tarafta Nart, Jova, Hehe, The King ve Need My Help. Bütün oyunculara şimdiden başarılar diyelim. İlk mücadeleyi geride bırakmıştık. Onlar birazcık daha aşağı yukarı neler olduğunu, neler bittiğini görebilmişlerdi. Şu anda da Steffi ve Harley ikilisi ortaya doğru yaklaşıyor. Nart ve Need My Help. İlk takası o kadar da istememiş gibi ve Prince bir tarafta güçlendirmesini alırken Jogga da yine aynı şekilde. Jogga da düzeltiyor. Buna devam ediyor. Oh, Nart. Prince'i biraz rahatsız etmiş. Burada erken bir küçük aksiyon kovalamak istiyor. Ve şimdi üzerine doğru acaba gidecek mi? Ona da emin değilim. Algeri'ye doğru çekildi. Ve Steffi birazcık hasar verdi Nart'a. Nart'ın tabii burada artık dolaşımda biraz daha yavaş oynamak durumunda kalabileceğini de belki söyleyebiliriz. Harita çevresinde o kadar ciddi bir XP avantajı henüz mevcut değil. Prince 3. seviyeye ulaşmışken Nart ve Need My Help burada 2. seviyede biraz ortada, biraz üst tarafta. Yine ormanda rakibin infosunu alarak bir oyuna devam ediyorlar. Steffi burada yakalanabilirdi. Üzerine doğru gitmek istedi. Yanlış sersemlediğini göreceğiz biz Need My Help'in ama Prince burada çok rahat şekilde bu bölgeye geliyor halinde desteğiyle beraber. Yani MDH'den basit ve çok bariz yanlış bir hamle. Niye burada ısrarcı davrandılar bilmiyorum. Şu anda koridorlarda bu baskıyı almaları artık mümkün değil. Bir de üzerine Dragon güzel bir baskı kurunca Jogga için ilk base öncesinde pek de sanki fightlamak mümkün olmayacak. Evet, biraz hızlı başladı dediğin gibi ama skor çıkmadı iki taraftan da ya da herhangi bir hasar da verilmedi. Yani bir ormanda birazcık bir rahatsızlık verildi ama herhangi bir olmadı maalesef, yaşanmadı burada. Dediğin gibi birazcık MDG acaba geri mi itti sorusu aklıma geliyor ama altına baktığımız zaman da ufak da olsa bir üstünlükleri var. Yukarıda rotasyon aldılar orada savaşırken. Birazcık rakiplerini terse doğru itmiş olabilir. Kesinlikle öyle. Prince şimdi burada Nart'ın gelişiyle beraber bir belki de Steffi'ye yardım etmek durumunda kalabilir. Diğer tarafta Dipping ve Need My Help bu aksiyona dahil olmaya çalışıyorlar ama Dragon burada çok güzel şekilde zonlamayı başardı rakiplerini. Nart'tan çok güzel bir tekme izlemiş olduk biz. Kendisi sersemliyor ama takımını adeta burada skoru servis ediyor. Need My Help çıkmaya çalışacak. Onun kimseye yardım edebilecek duruma geldiğini söyleyemeyiz. Kendinin birazcık daha yardıma ihtiyacı var. Nart son saniye kaçmayı başarırken şimdi burada artık Jogga da ucu ucuna belki bir şekilde hayatta kalacak ama çok güzel bir pozisyon değildi onlar adına. 3 tane skor alınmıştı. 2 tanesi verildi. Dragon en azından takımı adına biraz daha eşit hale getirdi. Evet, aslında eşitlemekten çok altın farkını da açtı yani. 1000 gold'dan fazla bir altın farkı var arada. Güzel bir fight oldu MDH için. Bu noktada takaslardan da üstün çıktılar. Kaplumbağa'yı da almayı başardılar bu arada ve 4'e 4 tane bir eksik vesaire güzel rotasyon demek isterdim ama. Şimdi
Yine Narn. Herhangi bir sıkıntı olmadan orta tarafa doğru gelmek isteyecek Steffi. Geriye doğru çekiliyor. Bu fight'ı acaba isteyecekler mi diye baktım. Çünkü Prince de o bölgeye doğru yaklaşıyor da Ahli'nin orta koridor baskılarında ne kadar iyi olabildiğinden zaten bahsetmiştik. Dragon. Burada infoyu verecek takım arkadaşlarına. Buraya contest istiyorlar mı acaba? Tam olarak emin değilim. Narc Dragon üzerine doğru oynadı. Takım arkadaşlarına yine servis etmek istiyor burada. Çok rahat bir skora dönüşmeyecek tabii ki. Prince de buraya gelirken Dragon'ı 3'te 1 canlara kadar indirselerdi. Rahatlıkla hayatta kalıyor. Çok kolay şekilde yine canını yenileyecek. Ve en güzel yani Glue'nun özelliklerinden bir tanesi de bu. Bu rahatlığı sağlayabiliyorsunuz. Tek başınıza. Hemen Steffi'ye doğru döndüklerini görüyoruz. Alt koridora da pingler geldi. Çıktı. Aynen. Kaplumbağayı pingliyorlar. Çok hızlı yöneldiler Anıl. Evet. Evet. Malvinas Gaming'de kalıyor. Gibi gözüküyor. Artık burada kaçması lazım. Dragon'ın diğer tarafta Nart. Takım arkadaşlarına pozisyon yaratabilmek için kendisini feda etti. Nidmayap ve The King geri doğru çekilirken burada bir tane daha ekstra skor verilmiş olacak ve altın farkı tamamen şimdi kapatıldı. MDH çok büyük bir fark açmamıştı ama en azından iyi girdiği oyunu diyelim. Kafa kafaya götürmek durumunda kalacak. Burada yine bir turtle avantajı MDH'de bulunmasına rağmen MVG için güzel bir oyun devam ediyor. Yine bir hediye kuponumuzu hemen sizlerle paylaşıyor olacağız. Yine bütün mücadeleler boyunca da, aralarda da, analiz kısmında da kodlar gelmeye devam edecek. Kodlar gelmeye devam ederken ucundan kaçmaya çalışıyor. Fakat pek mümkün değil, pek gerçekçi bir senaryo değil. Nartine geriye çekilmeyi tercih etti. O tekmeler için biraz enerji biriktirmesi lazım. İlk çete savaşlarında çok etkiliydi. Yani çok altın farkında açılmadığını görüyorum. Yine dakika altı için bir kalık bir altın farkı. Çok da belirli olan bir şey değil. Rotasyonlar devam edecek. Yani 4'e 4 sürekli bir fight dönüyor ortada. Genelde altın koridorunu ya da deneyim koridorunu yalnız bırakıyorlar. Sonrasında 4'e 4 savaşa giriyorlar. Objektifler adına ya da arttan birini çekmek adına ki burada yine Malvinas Gaming bir skorun daha sahibi oldu. Buradan da kuleyi isteyecekler sanırım bundan sonrasında. Evet yani bu kuleyle beraber oyunu artık ortak olmak değil oyunu tamamen öne geçirmek şeklinde bir hamle de yapmış olacaklar. Yine burada Steffi'nin katkıları kesinlikle aşikar ama Prince'in de sırtlama noktasına doğru biz birazdan gittiğini göreceğiz oyunu. The King takımı ayakta tutmaya çalışıyor fakat tek başına henüz o kadar da yeterli olamadı. Yine Nart biraz yani hero'sundan da kaynaklı agresif oyunlar denedi ama baktı ki yemiyor. O da istemsiz şekilde kendini geriye doğru çekti. Arka taraftan şimdi yaklaşmak istiyor. Steffi'nin dikkat etmesi lazım. Steffi'nin üzerine doğru gidecek. Burada hemen destek Joel'den geliyor müthiş bir hasar yalnız ve Nart hemen neredeyse fight'ın dışında diğer tarafta sersem ettikten sonra burada Joga'yı kolaylıkla indirecekler artık. MVG için tertemiz bir belki de orta koridor kulesine dönüşebilecek. Belki direkt kuleye dönüşmese bile baskıya dönüşebilecek bir pozisyon yaratılmış oldu. Alt koridorda The King'i kovalamaya devam ediyorlar ve The King kulenin altında ucu ucuna hayatta arka taraftan Steffi geldiğinde onun da çok fazla süresi kalmadığını en azından canlı şekilde kalabileceği süresi kalmadığını söylemek lazım Nart. Şimdi Ahli'nin kaçışını sadece takım arkadaşlarına gösterdi. Ekstra bir şey yapamadı. Dragon ortaya istiyor. Malvinas Gaming oyunun temposunu ele geçirmiş gibi birkaç dakikada böyle bir fark göremiyorduk. Hı hı. Ama şimdilik bayağı
tempoyu kendileri belirliyormuş gibi hissettiriyorlar bana. Ben de öyle hissediyorum ve 3000 altında bir fark var. Evet ya, sadece üstten bir kule aldılar. Aslında harita açısından pek de hatırı sayılır bir etkinlik değil ama. Oo, Nart stunlandı burada, kulenin altında kaldı ve çıktığı yerde Steffi bir şekilde kurtarmış olacak aslında kendi takımı için. Prince geri çekilmek isteyebilir burada. Harley tamamen rakibini rahatsız etti ama işte yeterli hasarı bulamıyorlar. Need my help de çok kolay şekilde burada uzaklaşacak. Tekrar oyuna dahil olmaya çalışan bir MDH var. Ama üst tarafa doğru pingler gelmeye devam ediyor. Birazdan Lord Savaşı'nda çok dikkat etmeleri lazım. Hala geriden oynuyorlar. Dragon burada biraz yakalanmış gibi gözüküyordu ama yani tabii Blue o pozisyona iki kere girer, üç kere çıkar. Steffi çalıda kendisini unutturuyor. Rakibin gelmesini beklediler. Ardısında birazcık daha beklemek istiyorlardı şu anda. Prince heyeyi kovalamaya devam ederken diğer tarafta Nart'ın üzerine tek başına giden bir Dragon izleyeceğiz. Ve The King'le beraber adeta bir 2v1 pozisyonda rakibini almakla kalmadı. Bir de üzerine takımı için Lord pozisyonu yaratmış oldu. Orta koridordan Need My Help'in gelmesi mümkün değil. Prince ve Joel eritmeye devam ederlerken Harley ve Steffi zonladı. Çok kolay bir Lord. Şu anda burada yani Mavinas'a gidiyor. Onlar için tertemiz bir oyun. Evet, Cloud'u aradan çektiler, düşürdüler ve Lord'u da dediğin gibi rahat bir şekilde aldılar. Şimdi Lord gelmeden buradan kule de alacaklar. Aşağıdan bir tane kule takası diyebiliriz geldi ama yine de çok yeterli olmayacaklardan gelen Lord'u Mavinas'ın güzel bir şekilde değerlendirebilir diye düşünüyorum. Henüz oraya yönlenen oyuncuları göremesek de. Aynen öyle. Belki de dikkat dağıtıp başka koridordan da ittirmek isteyebilirler. Yani Lord tek başına kuleye ulaşabilirse gayet yüksek çıkarabiliyor. Aynen öyle. Yanına da gitmek istemeyebilirler. Nart dikkatli olmak zorunda burada. Geriye doğru çekilmeye çalıştı ama birazcık sanki arada kalmış gibi. Onun üzerine tabii sersem etmeleri devam ediyorlar diğer tarafta Joel'den. Yani müthiş bir hasar çıktı. Ve o hasar çıktıktan sonra artık kaçabilmesi pek de olasılıklar dahilinde değildi sanki. The King hemen canını yemeyecek. Oraya doğru gelen bir yavaşlatma var kule altında. Onu baskı altında tutmak istediler ve üst tarafa doğru oyunu tekrar yürüyorlar. Burada yine orta taraftaki savaşı aldıktan sonra Lord'u da üstte kullandıkları için kule onlar adına çok kolay gelecektir. Acaba burada 3. kuleye doğru devam ederler mi diye bakıyorum. Nart savunmasını birazcık daha güçlendirmek istiyor. The King içeriye doğru hemen girdi. Burada Dragon. Acaba bir hamle yapar mı dedim ama kule altındaki bu savaşı istemiyor gibi gözüküyorlardı Joel. The King'e adeta buradan basket beni sinirlendirme dedi. King de ne yazık ki buna uymak zorunda. Prince. Gayet iyi durumda. Şu anda 4-1-2 oynuyor. Joel henüz ölmedi dediğimiz gibi. Diğer tarafta Dragon tam anlamıyla takımına o istediği desteği sağlıyor. Ve altınlar da ekrana gelmişken. Yani 8K'da bir Joel görüyoruz. Neredeyse bütün eşyalarını bitirecek. Ve bu noktadan sonra onu tutmak tabii ki çok çok zor. Artık durdurabileceğiniz bir oyuncu değil. Yani bu maç sanki Mavinas'a gider gibi. Ne diyorsun? Şimdilik öyle duruyor ama bu fight'ın da belirleyici olacağını söylemek lazım. Çok yüksek hasarlar verildi. Şimdi Gnart'ın düştüğünü görüyoruz. Ve de aynı şekilde takası alınan bir diğer isim. Cloud oradan çıkmayı başardı mı? Canı çok az. Anıl... hayatta kaldı. Evet, bu MDH Esports adına güzel bir haber mi diyeceğim. Burada yakalanma şansı var mı acaba? Ya görmedi, Dragon görmedi. Başka yerlerde arıyordu. Çoktan çok kritikti, döndü. Çok kritikti. Yani bir yanlış adıma, daha doğrusu doğru adıma, doğru tahmine gerçekten Lord'u alıp rahat çektirebilirlerdi ama şimdi Lord'u savunmak adına Cloud tekrar edilir. Çünkü bu Lord önemli artık. Lord'u da verirse dediğin gibi MDH Esports'dan geri dönüş adına çok zorlanacaktır. Aynen öyle ve şu anda Dragon yine zonlamaya devam ediyor tabii burada rakiplerini. Diğer tarafta Steffi Nart'ı bulmuş.
bu lordu kurtarmak pek kolay olmayacak. MDH burada ölüm kalım savaşını veriyor ama onlar bir ölüm kalım savaşını verirken bir tane oyuncularını kaybettiler bile. Ve 4v5'te biz aslında Mybinas'ın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Genelde 5 savaşları çok seven bir kadro. Dragon bunun rahatlığıyla beraber oynamaya devam ediyor. Rakip ormana kadar kovalamacasını gerçekleştirirken ikinci lorduna çok rahat şekilde alan bir Mybinas bence oyunu kapatacaktır. Ben 15 dakika bantlarında bir oyun bekliyorum en azından. Biraz daha uzun sürecektir diye düşünüyorum demiştin. Gerçekten de öyle oldu. Şu anda 15. dakikanın içine gireceğiz birazdan. Ve bu Lord Push'u gelse bile oyun 1 dakikadan büyük ihtimalle uzun süre sonra bitecektir. O Lord Push'uyla aslında Lord orada tek başına. Evet. Yani burada Lord'u yine üst tarafa kullandılar. Alt tarafta sayı avantajlı oynamak istiyorlar. 4v5'i kullanmaya çalışacaklardı ama Lord'un desteğine giden bir tane oyuncular olunca haliyle Blue'yu Lord'un yanına göndermişlerdi. Bu fight 4'e 4'te kaldı. Çok bir önemi var mı? Çok bir önemi yok. Susturma gelecek şimdi buradan Nidman Alp'in üzerinde. Ciddi miktarda bir hasar var. Üstüne dönmek zorunda ve Dragon Cho'Gath'ı adeta sürmüş buraya doğru. Yani koyun güder gibi o üst ormandan güde güde getirmiş. Prince. Yine gayet iyi durumda. 5-1-3. İçeriye doğru girdi ve artık buradan Art'ın geri çekilmesi gerekebilir gibi düşünüyorum. Oyunun kapandığı noktaya sanki geliyor olacağız. Kule altında bu savaşlar hiç de zor gözükmüyor Mavinas için. Dragon zonlamaya devam ederken Prince hasarı çıkartacak birazcık daha üzerlerinde. Hali geride kaldı. Hiç riske atmadı kendisini. Üst kuleyi aldıktan sonra oyunu birazcık daha orta koridora doğru şu anda yığmaya çalışıyorlar. Nidmael o kuleyi vermek istemedi. Tabii birazdan koridor baskısı geldiğinde rahatlıkla alacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi Dragon içeri doğru oynamak istedi hemen. Diğer tarafta Prince desteğe gelmiş gibi gözüküyor. Joel baskı artırmaya devam ederken arka tarafta hala adeta bedava bir oyun oynuyor şu anda. Ultisi açık. Çok kolay. Çok temiz bir pozisyon. Ve The King sersemledikten sonra burada hayatta kalıp kalmamasının hiçbir önemi olmamış olacak. O şu anda 3. skorunu Joel'e veriyor ve yüksek ihtimalle biz bu pozisyonla beraber neredeyse maçın MVP'sini de belirlemiş oluyoruz. 15'ten uzun bir oyun demiştik. 17. dakikada artık yavaş yavaş kapanış vakti. Günün ikinci mücadelesinde Mybinas senin de tahmin ettiğin üzere galibiyeti alıyor. İzleyicilerimizin de birçoğu yine aynı şekilde o yönü onlardan yana kullanmışlardı. Güzel bir win'le birlikte açılışlarını yaptılar. Gayet temiz bir iş Peru kadrosuna. Evet, son fight'ta Faramis'i güzel aldılar. Daha sonrasında aldıktan sonra girişlerini yaptılar. Yani bir süre zaten base'e girmeye çalışıyorlardı. Bunu da Faramis ultisini harcatarak elde ettiler. Güzel oyun, temiz oyun. Çinlerimizin dışında şeyler de olmadı. Standart bir yasaklama, bump içirdik. Evet. Ve dediğimiz gibi de grupların ilk aşamalarında da çok bizi şaşırtacak böyle pozisyonlar, pikler, fight'larda bizleri beklemedi. Burada takımlarımız da yani turnuvanın ilk gününde oyuna ısınıyorlar. Biraz daha sakin bir gün olarak ben nitelendiriyorum. Zaten karşılaş bir maç üzerinden olması hani bir şeyler anlatıyor. Bir maçta çok belirleyici değil Anıl, biliyorsun hani seri ilerledikçe bu aranızdaki çekişme, o metanın oluşması söz konusu oluyor. Ama burada o söz konusu değil. Evet. Bir maç oynuyorsunuz artık bir puan da burada Mavinas Game'ızlık. Yani Glue'dan özellikle çok rahatsız tabii olduklarını da belki söylemek lazım. Rakip taraf için konuşuyorum. Burada MDH için konuşuyorum. Mesela ikinci bir mücadele olsaydı tahminen yasaklayacaklardı. Belki kendileri almak isteyeceklerdi. Bilmiyorum ne kadar oynuyorlar, ne kadar hazırlıklılar. O konuda net bir infomuz yok. Bunun yanında siz altın koridorunda ciddi anlamda bir fark açtırabiliyorsunuz rakibine. Bu oyunu dönülmez bir noktaya aslında sokmuş oldu. Fena da gidilmemişti. Yani dediğimiz gibi farklı iki takımda ilk oyunun benzerini izledik. A takımı öne geçiyor. B takımı farkı kapatıyor. A takımı bu sefer tekrar öne geçip maçı bitiriyor. İki maçın da özeti birazcık böyleydi. Gitgeller mutlaka turnuvada olabilir. Ben özellikle işte o 5 maçlık serileri, 3 maçlık serileri biraz daha bekliyorum bunların düzelebilmesi için. Tabii belki de günün ikinci mücadelesinde oynamanın verdiği bir rahatlık da iki tarafta mutlaka vardı.
Onlar sonuçta sahneye ilk çıkan isimler olmadılar. Önce bir mücadele izleme şansları oldu ama artık herkes daha tecrübeli gibi gözüküyor ve birazdan yine bizim kadromuz insan diyor. Bir maça çıkacak. Onun da hemen infosunu vermiş olalım önlerimizde bir şekilde. Ve maç istatistikleri ekranlara az sonra gelecek. Az önceki mücadelede mesela işte konuşmuştuk. Çok ciddi farklılıklar söz konusuydu. Rahat bir dominasyon göstermişti Blacklist kadrosu. Bu mücadelede de benzer bir durum aslında. MVG için söyleyebiliriz. Onlar galibiyeti aldılar. 7000 altınlık bir fark var ama 11000 altının üzerinde 2 tane oyuncuları mevcut. Yani evet, burada Jouga tek başına direnmeye çalıştı ama 1v5 atamazsınız. Öyle bir dünya yok. Evet. Evet, gerçekten de öyle. Bir altın üzerine bakıyorum. Yine Kerry'nin 6-0-4 oynadığını görüyorum. Yani hiç ölmeden oyunu bitirmiş muhtemelen. MVP'miz o mu olur? Bence de altın oranına baktığımız zaman da çok yüksek hasarlar çıkarıyordu zaten. Yani fight esnasında döndü kahramanı. Yani 2-3 vuruyordu. Ben de böyle biraz şey gibi oldum. Joel olur diye düşünüyorum. Demiştim maç zaten kapanırken. Hı hı. Ama ya farklı birisi olur mu? Ne göz gezi? Joel'dir ya bence. Joel'dir evet ben. En kötü gönüllerimizde MVP oldu. Gerçekten Madden'in kadrosu. Yani genel olarak bence rotasyonlarda da başarılıydılar. Biraz NBA için oyun sergilemeye çalıştı oyun başında özellikle ama çok da istediğini bulamadı gibi hissettik ki oyunun ilerleyen safhalarında da bunu bize gösterdiler. Yani oyun Malinas Gaming tarafına ibret ilerlemeye devam etti. Sonunda da maçı kapatmayı başardılar. 15 dakikaya biraz geçen 16 dakikalık bir karşılaşma oldu. Aynen öyle ve en fazla hasar bu arada Nidmayalp'ten gelmiş. 67k vurmuş yani bu şimdi şöyle bir şey demek, siz kaybeden taraftayken 67k vurabiliyorsanız eğer, takım 170 vurmuşken çok güzel bir iş yapmışsınız ama yetmedi. Olmayınca olmuyor. Yine Jouga'dan zaten konuşmuştuk. Ve Joel de maksimum altınla beraber dakika başına 733 altınla 11.000 küsur altını nasıl kastığını bizlere gösteriyor. Asist konusunda da yani Steffi herhalde ne kadar Malvinas için kıymetli bir oyuncu olduğunu ve takım arkadaşları ne kadar rahatlattığını bizlere göstermiş oldu. Bakalım MVP tercihlerimiz doğru mu? Evet, Joel. Belliydi. Ve Joel de bu maçın MVP'si oluyor. İkinci mücadelede. Onu da tebrik etmiş olalım. Gayet güzel. Temiz bir iş. Gerçekten tertemiz bir oyun. Burada Malvinas biraz daha üstün favori olduğundan bahsetmiştik diye tekrar ediyorum bu karşılaşma özelinde. Çok da zorlanmadılar yine. Maç esnasında böyle hani beklenenin dışında pek pozisyonuna karşılık. Evet. Ama yani belki MDH biraz daha rotasyonları güzel yapsaydı hani o istedikleri agresif oyundan bir şeyler çıkarabilirler miydi sorusu kafamda. Ya zaten. Çünkü denediler. Denediler olmadı. Mesela işte Nart'tan bahsettik. Nart sürekli hani oyuna girmeden önce de söylediğimiz isimlerden bir tanesiydi. Zorladı kovaladı bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama olmadı. Diğer tarafta Joel'den bahsetmiştik. O işte çalıştıran taraf oldu. Hemen şöyle bir onun da pozisyon tekrarlarına yine bir bakalım istiyorum. Bu fightlar sırasında çok detaylı yorumlama şansımız da olmuyor ama ikinci bir göz olması her zaman iyidir. Burada hem 1v1'lerde, gerçi çok fazla 1v1 tabii dönmedi ama hem de takım savaşlarında gayet iyiydi. %60'da bir participation var. Ve genelde hep mesafelerini de iyi koruduğunu gördük aslında Joel'in. Evet, aslında rahat bir oyunu da geçirdi Anıl. Yani takımının da bu konuyla ilgili büyük bir etkisi var. Kendisi rahat bir şekilde farmını aldı. Hı hı. Fightlarda da çok zorlanma dediğin gibi. Bak gördüğün en arkada hani neredeyse canı gitmiyor. O kadar dokunulmaz konumda. Evet ya, yani herhalde çok böyle zorladığı fight diyeyim. Bir tek oyun sonlarına doğru falandı yani bu ve bundan bir önceki fight falandı ama burada da zaten mücadeleyi kazandıkları ve maçı bitirdikleri için zorlamak bile denemez. Onun dışında sürekli doğru konumlarda, sürekli yeri geldiğinde duvar arkalarında, yeri geldiğinde çalıların içinde her zaman o önemli dütle mesafesini koruyarak
gayet temiz bir oyun bence sergiledi. Bu da yine kritik noktalardan birisi. Çünkü bir kere yakalandığınızda, takımın kerisini bir kere kaybedince tekrar comeback şansını veriyorsunuz. Güzel bir altın ve kaybedilen bir kuleyle birlikte harita baskısı aynı şekilde düşmüş oluyor. Bu belki bir turtle'a, belki artık oyunun dakikasına göre lord'a dönüşebiliyor. Bu konuda herhangi bir hata yoktu Mavinas tarafında. O da takdir edilmesi gereken belki bir başka özellik. Ama MDH için de Mekong temsilcisi için de üzülecek bir şey yok. Gruplardayız. Kayıplar mutlaka olacak. Ya yani grubu 3-0'la 5-0'la kapatmak zaten biz şampiyonluğa geldik demek. Evet. Evet, gerçekten favori takımların yapabileceği bir sergileyebileceği bir performans. Onlar da güzel mücadele etti. Bilmiyorum Glue'nun acaba taklanmasını daha mı çok göreceğiz? O konuda birazcık şüphelerim var. Acaba karşı takıma, rakip takıma bırakmamak, hatta belki alabiliyorsanız ilk phase'de alabilmek. Bunlar tabii düşünülecek takımlar tarafından detaylıca. Onun dışında Valentina'nın yasaklandığını gördük bu oyunda. Geçen oyunda çok baskınını koymuştu. Hatta yani Blacklist ekibinden MVP olmuştu diye hatırlıyorum. Valentina'ya gitmişti geçen oyun MVP. Orada da işte hassas dengeler acaba. Yasaklama rotasyonuna hangi kahraman onlar girip çıkacak, işte bahsettiğimiz bu turnuva metası nasıl oluşacak, hangi yöne doğru kıvrılacak. Ben burada Blue'yu bu rotasyona nasıl bir şekilde sokacaklarını gerçekten merak etmeye başladım. Çünkü dediğin gibi yani girip çıkması güçlü bir rahatsızlık verici yani. Rakip olmasını istemeyeceğiniz bir kahramana oldu adeta. Yani mutlaka onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ve tabii ki burada MDH kadrosunda da öne çıkan isimlerden bahsetmek lazım. Nidmeyer Faramis'ini aldı. Faramis de yapabileceklerinin maksimumunu yaptı. Oldu mu? Olmayınca olmuyor. Yine Jogga'dan bahsetmiştik. O gayet güzel işler yaptı. Fakat 7K'lık bir altın farkıyla beraber de oyunu geride kapattılar. Biz şimdi yine bir araya gidiyor olacağız. Yanlış değilsem rejim tekrar beni doğrularsa sevinirim. Aynen öyle. Bir araya gidiyor olacağız. Sonrasında İnsendio mücadelesi. Tabii ki ikinci maçlarını onlar da çıkıyor olacaklar. İlk şampiyona, geçen yılın şampiyonuna karşı ilk mağlubiyetimizi aldıktan sonra bakalım burada acaba bir galibiyetin peşinde neler kovalayabileceğiz, neler çıkartabileceğiz. Onlar da bir aradan sonra.